Berbat bir haldeyim. Bütün gece ağladım. Gözüme uyku girmedi. Canım. Nihat balkonda. Ben yatakta, öyle sabaha kadar oturduk. Yapma ama, bebeğine zarar. Hep seni düşündüm. Bizim yüzümüzden düğünün mahvoldu. Annemin yüzünden. Gazeteleri gördün mü? Hiç bakma. Basın yoktu ki, nasıl haber almışlar? Annemin o çok güvendiği dostlarından biri haber uçurmuş, belli. Fotoğraflar da cep telefonuyla çekilmiş çünkü. Rezaleti duymayan kalmadı. Melih Bey takımının bir vukuatı daha. Firdevs Hanım'ın kızları gazetelere de düştü sonunda. En çok annemi mecbur olmamız canımı acıtıyor. Onca şeyden sonra gidecek yerimiz yok. Paramız yok. Nihat işsiz. Babası her şeyi aldı elinden. Üzme kendini canım. Bebeğini düşün. Anneme ezdirme kendini. Bunu aldıkça ara. Öyle yapıyorum zaten. Canım, her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. İnşallah. Hadi neyse, sonra konuşuruz. Sabah sabah senin de canını sıktım. Hem de o evdeki ilk gününde. Yalnızım şimdi. Bihter. Canım. Babam. Hayatta olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Her olayda yeniden ölürdü. Şimdi daha huzurludur eminim. Annemden uzakta. Günaydın tatlım. Atölyede mi uyudun? Hı hı. Ne oldu? Yok bir şey. Niye odanda yatmadın? Bihter Hanım'la bir şey mi oldu? Yok. Tartıştınız mı? Dünkü olay yüzünden mi küstünüz? Küsmedik. Ben gece hava alayım demiştim ya. Çıktım bahçeye. Sonra atölyeye gittim. Oyalanırım biraz diye. Uyuyup kalmışım. Öyle. Koltukta tutulmuştur her yanın. Yok, gayet iyiyim. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyoruz. Güzel. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Her zaman erken kalkarım ben. Bir özelliğini daha öğrendim senin. Yavaş yavaş tanıyacağız birbirimizi. Günaydın. Günaydın. Atölyede uyuyup kalmışım. Anladım. Günaydın canım. Günaydın. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyorlar. Öyle mi? Güzel. Gidip bakayım. Ben de bir duş alıp hemen geliyorum. Tamam canım. Günaydın. Bozkır'a ilçesi. Günaydın. Beşir arabayı çıkarıver. Beşir bana yardım ediyor. Kendin çıkar. Oh. İyi vallahi. Herkes senin emrinde. Nereye gidiyorsun? İşim var. Hayret. Günaydın Nihal. Günaydın Beşir. Günaydın Bihter Hanım. Günaydın Bihter Hanım. İyi uyudunuz mu? Hı hı. Ben başka yerde hep yatağımı yadırgarım. Nihal. Bana Bihter Hanım diye hitap etmen hiç hoşuma gitmiyor.
Anne dememi beklemeyin sakın. Yok canım, böyle bir şey istediğim yok. Ama hanım çok resmi oluyor. Sanki aramızda çok yaş farkı varmış gibi uzaklaştırıyor bizi birbirimizden. Abla lafından da ben hoşlanmam. Arkadaşlarına ne diyorsun? Ne diyeceğim? Sadece isimlerini söylüyorum. Ben de senin arkadaşın olduğuma göre bana da sadece Bihter de. Olur mu öyle? Diyemem. Dersin dersin. Söyle bakayım, Bihter. 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 Bir hanım lafını attık, aramızda mesafe kalmadı bak. Çünkü bundan sonra gerçekten çok iyi ki arkadaş olacağız. Değil mi Nihal? Evet, Bihter. Günaydın Deniz Hanım. Günaydın Bihter Hanım. Birlikte ilk kahvaltımızı bahçede yapacakmışız. Evet, hazırlıyoruz. Ben de bakayım mutfakta neler oluyor. Hadi.